çelik asmak çeliğe su verir gibi. Bu suçu taşıyan yüreğinde kim varsa dövüşüyor her gibi. Halkımız için, halkımız için canını verir. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün ilk olarak Türkiye Türk Tiyatrosu'nun hafızası Ankara Sanat Tiyatrosu'nu konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber aldık Ankara Sanat Tiyatrosu ile ilgili. 58 yıllık tiyatro perdelerini kapatmak zorunda olduğunu söyledi bizlere. Peki Ankara Sanat Tiyatrosu, Türk Tiyatrosu için, Türkiye'nin kültür sanat hayatı için neden önemliydi? Biz bugün bunu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Oyuncu Şebnem Gürsoy ve oyuncu yönetmen Onur Duru'yla. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Böyle bir konuda duyarlı olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra bizleri hatırladığınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Biz asıl çok teşekkür ederiz. Gerçekten bize güzel bir hafıza bıraktığınız için. Aslında böyle bir araştırdığımız zaman o kadar çok şeyle karşılaşıyoruz ki. Bir Delinin Hatıra Defteri, Türkiye'nin ilk tek kişilik oyunu, 1 Mayıs Marşı. Godoy'u beklerken ve daha birçok eseri aslında biz belki sonradan öğrendik ama bunların hepsinin aslan çıktığını öğrendik. Biz size çok teşekkür ederiz. Ve hemen ben o zaman Şemlem Hanım sizlerle başlamak istiyorum. Ast neden önemli Türkiye'nin kültür sanat hayatı için? Sizin ilk buluşmanız nasıldı Ast'la? Anlatayım. Benim hayatımda bir dönüm noktası. Şu anda bile sesim titriyor farkındaysanız. Çok önemli. Lise yıllarında okula gidip gelirken yolumun üzerinde olan aslında uğramadan geçemediğim bir yerdi. O merdivenlerinden indiğim zaman kendimi bambaşka bir dünyanın, büyülü bir dünyanın içinde buldum diye. Çok küçük yaştan beri zaten seyirci olarak takip ediyordum. Ailemin sayesinde bu da. Devrimci oyunları, dünya yazarlarını, Türkiye'nin... Türkiye'de Türkiye premieri olan oyunları biz hep orada izledik. Ama 17 yaşında girdiğim kursiyer sınavıyla da yolum uzun yıllar orayla birleşti, o kurumla birleşti, iyi ki de birleşti. Benim genç kızlığım, benim çocukluğum, benim gelinliğim, benim anne olduğum ya. O kadar önemli ki geçen gün bir tweet gördüm. 6 Aralık 1963, 6 Aralık 2020, sanki ölüm ilanı gibi, evet, hı hı, vefat ilanı gibiydi bu ilan. Asp maalesef salonundan ayrı kalacak. Hı hı. Türkiye programınızın adı Kent Işıkları. Ben şöyle söylüyorum, bir kenti ışıltılı kılan sakinleridir. Sakinlerini ışıltılı kılan da sanat kurumları. Evet. Misyon tiyatrosuydu. Nasıl bir misyon? Devrimci bir misyon, emekten yana bir misyon. Seyircilerini hem eğiten, hem öğreten, hem düşündüren bir misyon yüklenmiş bir tiyatroydu. Öncü bir tiyatroydu. Dediğim gibi Türkiye premieri, bazen dünya premieri olan unutulmaz oyunlar bıraktığı için. Çok değerli oyuncular yetiştirdiği için, çizgisinden asla taviz vermediği için, hep emekten yana durduğu için, imkansızlıklarla Türkiye'nin her yanına yetişebildiği için, turneler yaptığı için, kurs sınavlarıyla, kurslarıyla pek çok genci tiyatroya kazandırdığı için az çok önemli. Evet. Yani ben çok üzülüyorum, boğazım düğüm düğüm oluyor. Tüm arkadaşlarımın da, emek veren arkadaşlarımın da aynı şeyleri hissettiğini biliyorum. Tamamen kapatmadı tabii asperdelerini. İsterseniz oraya sonra gelelim. Evet. Benim için, benim hayatımı, duruşumu, Şebnem Gürsoy olarak bir şeyler yapabiliyorsam o kuruma bağlıyım ve benim için çok şey.
Evet. Peki biz şimdi aslında oyunculara, sanatçılara kazandırdıklarını da konuşalım ama ben hemen Onur Duru'ya da dönmek istiyorum. Siz biraz daha genç kuşaktan biri olarak, evet. Siz aynı zamanda Ast'ın 45. yılı başlığı altında bir belgesel de hazırladınız. Bir genç bir tiyatrocu için Ast'ta olmak nasıl bir duygu veya hani Ast'ın hangi özelliklerinden dolayı biz burada olmalıyız? Sizin deneyimlerinizi de biraz dinleyelim. Zor yani Şebnem Gürsoy çok güzel açıkladı aslında ya, hepimizin tırnaklarının, terinin, emeğinin, gözyaşlarının olduğu o taş duvar, o kapı, o perde, o sahne tabanı, 63'ten beri değişmemiş olan sahne tabanı hepimiz için çok kıymetli bir yer orası. Ben size aslında şöyle bir eski notlarımdan baktım da biz 45. yıl belgeselini hazırlarken Şenol Önder'le beraber aynı zamanda bir de kitap hazırladık, Ankara Sanat'ın 45. yılı diye. Tamamı şeylerden oluşan, tasarımlardan oluşan, o dönemin fotoğrafları, o dönemin afişleri. Biz o dönemi incelerken şöyle bir notlarımız vardı. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Asaf Çiğiltepe, Ankara Sanat'ın kurucusu. 1963 yılında Ankara Sanat'a gelmeden önce Arena Tiyatrosu'nu kuruyorlar İstanbul'da. Fakat yine ne tesadüftür ki mekan sahibinin bunlar komünist, bunlar devrimci demesi üstüne zamlar yapılıyor ve sıra servilerdeki o mekandan çıkıp Ankara'daki bu yeri buluyor Asaf Çiğiltepe. Asaf Çiğiltepe'yi şu andaki genç arkadaşlarımız pek tanımaz ama ben şöyle söylemeye çalışayım. Bir şair, bir yazar, aynı zamanda bir devrimci, aynı zamanda bir tiyatro adamı ve bir tiyatro yöneticisi. O dönemde işte Işık Toprak, Güner Sümer, Tuncay Önder, Şevket Altuğ ve birçok isimle beraber bu tiyatroyu kuruyorlar. Arkasından Osman Şengezer'e bu sahne planını çizdiriyor. Türkiye'nin ilk oval sahne perdesi hala şu anda çalışır vaziyette olan Ast'ın perdesidir. Sonra Kıbrıs'tan bir tiyatroda görüyor, bize de yapın diye Osman Şengezer'e teklifte bulunuyor. Özür dilerim Onurcuğum, lafını balla keseceğim ama. Buyurun. Onur o kadar güzel anlatıyor ki şunu da ilave etmek ihtiyacı hissettim. Lütfen. Şimdi saydığı o değerli isimler aynı zamanda 68 kuşağı. Yani Ast'ın oyuncularının ve seyircisinin bir şansı da 68 kuşağı ve onların öğretileri ve yaratıları ve direnme güçleriyle buluşabilme şansı yakalamaları. Bu çok önemli ve ben bunu çok önemsiyorum. Benim hayatıma, seyircinin hayatına, diğer oyuncu arkadaşlarımızın hayatına bir 68 kuşağının imzası vardır hayatımda. Bu da çok önemlidir. Bu isimlerin hepsi birer değerdir. Hepsi birer mücadeleci, devrimci, dimdik insanlardır ve 68 kuşağının en önemli isimleri Ast'ta vardı zaten. Biz onu, yani ben Onur da yetişti tabii ama ben onlarla iç içeydim. Onlarla biraz beraber. O isimlerden de bahsedebilir miyiz Şebnem Hanım? 68 kuşağında. Çünkü o kadar büyük isimler ki gerçekten. Kimlerle birlikteydiniz? İlk oyununuz neydi örneğin? Onurcuğum affedersin ama. Estağfurullah ablacığım, olur mu öyle şey? Devraldım gibi ama olsun. Biz hep zaten bayrağı elden ele ulaştık. Evet. Bizimimiz evet. Öyle. O kadar önemli isimler ki. Turgut Özakman, Uğur Mumcu, Timur Selçuk, Ergin Orbey, Çetin Öner, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, bunlar hep Ast'ın dostları, çoğuyla da birlikte ürettiğimiz oyunlar var zaten birebir çalışarak. Rutkay Aziz en başta olmak üzere, Oktay Arayıcı, Vasıf Öngören, yani sahi bitmiyor. Türkiye'nin bir dönemine direnmiş, bir dönemine önderlik etmiş isimler, çok 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 önemli isimler. Benim Ast'a girmem zaten 81-82 yılıydı ve 12 Eylül faşist darbesinin hemen ardından başladım ben tiyatroya. Yani tiyatronun o dönemin yasaklarının, kısıtlamalarının, tiyatrodan bizi alıp götürmelerinin, gözaltılarının, parasız kalmaların, sorgusuz
tiyatro, keyfi tiyatro kapatmalarının birebir tanıklarından biriyim. Bu da insanı çok güçlü kılıyor galiba. Evet. Peki o zaman hemen buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum ben. Bu kadar 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbelere ve Türkiye'nin o siyasi çalkantıları arasında gerçekten tiyatroyu yaşatan, 68 ruhuyla tiyatroyu yaşatan isimler, şu anda yine baktığımızda da aslında güzel işler de yapıyorsunuz. Siz de onlardan birisiniz. Peki ne oldu? Neden insanlar tiyatrodan uzaklaştı? Neden şu anda kapanmayla karşı karşıya kaldı? Aslında bu 90'lı yıllarda başlamış bir durumdu ne yazık ki. Bu özel kanalların peş peşe açılmasıyla, bu benim gözlemim tabii. Özel kanalların peş peşe açılmasıyla, yani ben şunu bilirim, birebir tanık oldum. Aslın gişesine gelip de gençlerin Şen Şakrak, Emrah, Küçük Emrah konseri burada mı diye sormalarına tanık oldum 90'lı yıllar. Her şeyimiz bir anda değişmeye başladı. 12 Eylül darbesinin devamıydı bu esasen. İnsanlar apolitik kuşakların tavırlarını birebir görmeye başladık. Bunu tiyatro seyircisinde de görmeye başladık. Sonra işte o Özal dönemi. Yani giderek tiyatroya ihtiyaç kalmamaya başladı. Bir başka bir kanal açıldı. Ama aslında her zaman o politik seyircisini, politik misyonunu korudu, politik seyircisini de elinde tutmaya çabaladı. İşte o çabaladığı süreç içinde de hep yokluk çekti, hep parasızlık çekti. Bir dönem salonun sahibi, dönemin bakanlarından Mükerrem Taşçıoğlu'nun kız kardeşinin salonuydu orası, mülk sahibi oydu. Onun döneminde de hatırlıyorum. Her yıl, her sezon başı, her... yenilenmeye çalışıldığında kontrat, yine bu sıkıntıları yaşardık. Aç kaldığımız çok zaman oldu. Öyle söyleyeyim ama gerisinde Onur devam ettirsin. Evet, hatta ben hemen şunu söyleyeyim Onur Bey'e de. Belgesel şu cümleyle başlıyor. Bu ülkede bir şeyler yapmak her zaman zordur. Evet, biraz bu cümleyle başlıyor. Bu cümleyi soralım aslında size. Bu cümle Ankara Sanat'ın kapısının önünde bir gün Ankara Sanat'ın kapısını açtıramadığım bir gün yazmıştım. İlk öyle başladı aslında. Evet, her şey biraz zor. Ben aslında Şebnem ablanın dediği gibi 68 kuşağına gelecektim biraz önce. Ondan bahsetmek isterim. Şimdi Ankara Sanat işte Hitler rejiminin Korku ve Sefaleti oyunuyla kapatılıyor. Sıkı Yönetim Komutanlığı devreye giriyor. İşte AST adıyla tiyatro yapmak yasaklanıyor. Sonra AT oluyorlar. AT ile de tiyatro yapmak yasaklanıyor. Sonra salon mühürleniyor. Birkaç yıl, yanılmıyorsam 4-5 yıl kadar Ekin Tiyatrosu'nun olduğu Menekşe Salonu'nda, Menekşe Sineması'nın salonunda oynuyorlar. Sonra tekrar dönüyorlar filan. Bunların aslında temel sebebi bana şöyle gibi geliyor Şebnem abla, yanılıyorsam lütfen düzelt. DİSK başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, sosyalist ve aydınlıkçı görüşçü birçok kesim Ankara Sanat'a sahip çıkıyor. Çünkü Ankara Sanat aslında mücadelenin temel merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Çünkü Türkiye'nin ilk tiyatro grevi Ankara Sanat oyuncuları tarafından seyircisiyle evet, beraber gerçekleştiriliyor. Ve sanıyorum Sıkı Yönetim Komutanlığı o dönemki baskıcı rejim Ankara Sanat'ın bu gücüyle mücadele edemez hale geliyor. Evet. O yüzden... Örgütsel bir yanı da var. Öyle bir misyonu da var. Örgütsel misyonu. Çok doğru Onurcuğum. İşçilerle bir kere, yani işçilerin tiyatrosu aynı zamanda. Ben hatırlıyorum Zonguldak ve civarındaki tüm maden ocaklarına kesintisiz her gün bir kasaba, köy, biz turne yapmıştık. Uzun süren bir turne, zor kış koşullarında. Yani işçilerle hep el ele bir tiyatro zaten. Emekten yana bir tiyatro zaten. Dolayısıyla hep göz önünde, hep göze batan, hep de mücadele ettikleri bir tiyatro zaten. Evet, öyle bir grev dönemi var, doğru.
aslında işçilerle birlikte işçilerin destek verdiği, ama şimdi günümüze baktığımız zaman da tiyatronun daha butikleştiğini, tiyatro izleyicisinin çok fazla öğrencilerin, işçilerin tiyatroya ilgisinin tırnak içerisinde tabii çok olmadığını da görüyoruz 80 darbesiyle birlikte. Siz bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani tiyatro, düşünsenize biz işte Aslında tarihine baktığımız zaman bir tiyatroda grev yapılıyor ve bütün öğrenciler, işçiler destek oluyor. Bir şekilde tiyatroyu ayakta tutuyorlar ve izleyicileri de tamamen işçilerden, emekçilerden oluşuyor. Şu anda neden öyle bir tiyatro izleyicisine sahip değiliz sizce? Onurcuğum, ben cevaplayayım dersen. Ya şöyle, aslında dönemin konjektürü aslında biraz değişiyor galiba. Algılar değişiyor, televizyonun ve üstüne internetin etkisi çok farklılaştı. Ama bütün bunların ötesinde şu andaki içinde bulunduğumuz sistem ve son 20-25 yıla yansıyan sistem hepimizin her şeyden uzaklaşmasına yol açtı. Hepimiz sadece evimize götüreceğimiz ekmeğin derdine düşmeye başladık. Ve bunu yaşarken de bir yandan da eğitim düzeyimiz çok geriye gitti. Yani aslında sokağa çıkıp bir şeyi haykırdığımız zaman bunun hepimiz için olduğunu unuttuk ve hiç hissedemez hale geldik. Dolayısıyla unutturulduk, sindirildik. Unutturulduk. Tabii. Bu yüzden de insanlar şimdi zaten daha çok eğlenceli, daha popcorn, daha tüketmeye yönelik işte her şeye yöneldikleri için burada ortak paylaşıma, birlikteliğe giden noktalardan haberdar bile değiller artık. 2000 sonrası doğan gençliğin bundan hiç haberinin olduğunu düşünmüyorum. Belki de yanılıyorumdur, umarım yanılıyorum ama. Öyle. Yani ben de şimdi bu görevin, bu sorumluluğun bir parça da bizlere ait olduğunu, bizim de bir şeyler, yani en çok bizim bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Ama o kadar eli kolu bağlı ki insanlar artık, dediği gibi Onur'un, herkes ekmek derdinde, herkes bana bir şey olmasın diye susuyor. Bunların hepsi birbirine bağlı. Yani bu toplumsal dinamikten ayrılacak bir durum değil. Sanat, tüm sanat dalları da öyle. Onlar da kendi payına düşeni yaşıyorlar bir şekilde. Yani bu karşı konulamaz bir baskı haline dönüştü. Yalnız onu, vaktimiz var mı daha? Vaktimiz var. Ben hatta bir araya girip size şunu söylemek istiyorum. Aslında biz sizin kuşağınıza baktığımız zaman bugünkü günümüzde yapılan haksızlıklara da aslında ilk ses çıkartanın yine sizin kuşak olduğunu görüyoruz mesela sanat alanında. Ve hani bazı şeyler, özellikle de pandemi döneminde yaşadık, özel tiyatroların kapanması ya da sanat alanının daraltılıp sürekli siyasetin baskısı altına girmesine ilk yine sizin kuşağınız aslında tepki gösterdi. Evet, evet. Çünkü son kalan politik kuşak biziz herhalde. Öyle düşünüyorum artık. Yani hani Onur'un dediği gibi gençlerin derdi biraz farklılaştı açıkçası. Evet, maalesef. Maalesef. Evet. Peki o zaman hemen buradan şunu da sormak istiyorum. Şimdi Şebnem Hanım, hani sizin yanıt verip aslında Onur Bey'in de tamamlamasını istiyorum. Şimdi gerçekten hani 12 Mart'tan bahsettik, 12 Eylül'den bahsediyoruz. Gerçekten baskıcı ve gerçekten insanların sanat yapamamaz hale geldiği, düşüncelerini söyleyemediği yüksek bir gerçekten baskı var. Ama şu anda günümüze de geldiğimizde insanların üzerinde bir korku var. Az önce Onur Bey'in de bahsettiği gibi hiçbir şeyi söyleyememek, çünkü yaşatamamak anlamında. Bugünlerle o günleri karşılaştırdığımızda bugünler o günlere göre daha mı zor? Gerçi o dönemler daha çok hani tutuklamalar, gözaltıları var, ama bu dönemde sanki onlar yok da, ama sizin yaşamanız için yani sürekli kendine sanatçının bir otosansür uygulaması gerekiyormuş gibi. Öyle zaten. Yani bir şekilde baskı bir şekilde şekil değiştiriyor, biçim değiştiriyor. O zaman askeri faşist darbeydi. Şekil değiş, o da evriliyor yani. Bunları da yaşıyoruz, hepsini zaman içinde hepsine şahit oluyoruz. Olmasak keşke ama olduk, oluyoruz. Mesela yerel yönetimler yıllarca Ankara
hak etmediği bir yerel yönetime maruz kaldı. Hı hı. O kadar önemli ki yerel yönetimlerin sanat alanında sanat kurumlarıyla buluşması, onlarla diyalog halinde olması, onları yönlendirmesi. Biz bunların hiçbirini yaşayamadık uzun yıllar. Şimdi bir umut gibi Sayın Mansur Yavaş Belediye Başkanımız bir umut gibi sanki hakikaten umutları böyle üstünden doğan bir güneş gibi hayatımıza girdi. İyi ki girdi, iyi ki var. Hatta çok değerli arkadaşım gazeteci Ünsal Ünlü'den aldığım bir habere göre de şimdi bir yıl daha uzatılmış sanıyorum salonda arkadaşlarımızın devam etmesi. Evet. Ünsal Ünlü'nün direkt başkana götürdüğü bir öneri var. O da şu, bir yıl değil, kalıcı olarak Astı Belediye'nin sahiplenmesi ve bunun bir müze haline, Ankara Sanat Tiyatrosu Müzesi haline getirilmesi gibi ve beni çok heyecanlandıran bir öneri bu. Umarım da gerçekleşir. Yani şunu söyleyeceğim, yerel yönetimler tarafından en azından güvende olduğunu bilmek sırf sanatçıların değil tüm yurttaşların hakkı. Şu anda ben hani böyle üç nefesten birini daha güvenli alıyor gibi hissediyorum kendimi, anlatabiliyorum herhalde duygularımı. Hı hı. Yani çok 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 önemli yerel yönetimlerin desteği. Diğer türlüsünü zaten hepimiz yaşıyoruz. Dedim ya, biçim değiştiriyor o kadar. Evet. Ve hemen buyurun Şebnem Onur Bey. Şebnem abla, aslında şöyle de bir ekleme yapabilirim galiba. O dönemin askeri baskısı bildiğim kadarıyla, tabii ki benim yaşım o kadar müsait değil ama bildiğim kadarıyla çok sertti. Ve tiyatronun baskıları oldu. İşkence vardı bir kere, yani her şeyden önce. Biz bir oyun çalışıyoruz. Rahmetli çok sevdiğim Yılmaz Onay abimizle bu zamlar bana karşı diye kabare çalışıyoruz. Şimdi Jale abla da, o da yok artık aramızda. Işığı bol olsun. Jale Aylanç, Metin Coşkun, ben ve Altan Gördüm. Dört kişilik bir kabare çalışıyoruz müzikli. Yılmaz Onay yazmış ve o yönetiyor. Bir gün Yılmaz abi aldılar ve Yılmaz abi yok oldu. Böyle şey gibi, ışınlanmış gibi. Tabii sonradan öğreniyoruz biz işkencede olduğunu. Yani böyle günler de yaşadık. Tabii çok sert, çok sert, çok sert. Doğru Onurcuğum. Yani o yüzden aslında ben biraz şöyle bakıyorum. Yani bir araştırma yapılmış. Dünyanın en yaşanılabilir dönemi aslında şu anda içinde bulunduğumuz dönem. Yani gerek teknoloji, gerek her şeyin daha rahat ortaya koyulabilmesi, işte bir takım haksızlıkların daha rahat ifşa edilebilmesi gibi konularda çok daha rahatız. Dolayısıyla aslında bu rahatlık galiba bizim şu andaki algılarımıza da sirayet etti ki sıkıntımız burada başlıyor aslında. Yani biz hiçbir şey yokken, her şey çok kapalıyken, sadece bir gazeteye muhtaçken bir haberi alabilmek için bunca mücadele verilmiş bir tiyatrodan bahsediyoruz. Bir de şu anda her şey elimizin altındayken hiçbir şey yapılamayan, sadece hatta bana ne diyerek geçiştiren insanlardan bahsediyoruz. O yüzden oysa biraz iletişim oynamalıydı değil mi? Teknoloji de buraya gelmişken, evet. İletişim bu kadar yayılmışken, her şey yapılabiliyorken tam tersi sanki. Yani doğru orantılı gitmiyor. Evet. Evet. O yüzden birazcık daha kafamızı kaldırıp şapkamızı önü müze koyup adam akıllı düşünmek zorundayız. Yani sanatçılar olarak da seyirci olarak da, çünkü bizler aynı zamanda birer seyirciyiz ve içinde bulunduğumuz o kitlenin, yani seyirci olarak içinde bulunduğumuz kitlenin niçin bizden uzaklaştığını aslında biraz da kendimize sormalıyız. Evet, aslında buradan şunu da söyleyebilir miyiz? Şu anda özellikle özel tiyatroların gerçekten özel tiyatrolar çok zor durumda ve seslerini yükseltmeye çalışıyorlar. Kendilerine yetkililer tarafından muhatap arıyorlar. Aslında gerçekten aslında o yakaladığı ruhu devam ettirseydi belki bugün daha fazla yaptırım gücü olabilirdi tiyatrocuların. Diyebilir miyiz böyle? Bu sonuç tabii, yani bu sonuç çıkıyor. Ama şartlar o kadar farklılaştı ki arkadaşlarımız da orada kendilerinden çok şey vererek
hala o misyonu devam ettirmeye çalışıyorlar. Onların da şartları. Yani o ruhu yakalamak sadece oyuncu arkadaşlara düşmemeli Onur'un dediği gibi. Yani seyircinin de katkı sunması gerek bu mücadele. Seyircinin, yetkililerin aslında gerçekten keşke hani bu kapanma olaylarıyla gündeme değil de düşünsenize 58 yıllık bir tiyatrodan bahsediyoruz. Şu anda bütün büyük isimlerin ve yeniden onları örnek alarak devam eden, devamında olan tiyatrolarından bahsediyoruz. Neden bir kapanmayla gündeme gelsin? Belki de bu işte bir müzeye dönüştürülmesi çok önceden alınması gereken bir karardı belki de. Tabii. Kesinlikle öyle. Yani bu zamanda zaten hani Ankara'da tek olmayı bırakın, Türkiye'de tek. O kadar unik, yani o kadar özel bir tiyatro ki benzeri yok, yeri dolmamış bir tiyatro. Neden sahipsizmiş gibi, yani bunu söylemek zorunda bile kalmamalıyız esasen. Evet. Bunu yapılmalıydı zaten dediğiniz gibi. Yani şöyle, aslında şöyle bir ekleme yapabilirim. Hilal, sanırım o belgeseli izlemişsin, orada da görmüşsündür. Benim bir tespitim vardı o belgeselde. İlk 10. yılında, ikinci 10. yılında, yani her 10 yılda bir Ankara Sanat çeşitli krizler yaşamış. Evet. Aşağı yukarı 10 yılla tekabül eden dönemde. Hatta kızgınlıklar yani böyle bir, denk var, sistemler var. Evet, yani böyle bir denk geliş var. Bu da 60. yılına yaklaşırken böyle bir denk geliş oldu. Ama şunu gördüm, yani 60 yıl dile kolay, bir insan ömrü aşağı yukarı. Dolayısıyla hani bu kadar uzun zamanda elbette ki sıkıntılar olacak, elbette ki yükselişler ya da düşüşler olacak. Bunlara hiç takılmıyorum ben. Benim aslında anlamakta güçlük çektiğim konu, Ankara Sanat'ta bir 10 yıl kadar var olabildim. Ankara Sanat, o yüzden hani... Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Bu o zaman da insanlara söylemeye çalıştık. Yani o zamanki yönetici abilerimize, büyüklerimize de izah etmeye çalıştık. Burası niçin hala kira? O zaman 40 yıllık, 50 yıllık bir tiyatroydu. Niçin hala kiradayız biz? Niçin bunun için çaba harcamıyoruz? Şimdiki yönetim geldiğinde de Şebnem ablanın dediği gibi onlar çok çaba harcadılar. Yani o son 10 yılda daha önceki birikmiş borçları ya da önemsenmemiş bazı şeyleri kapattılar. Çok çaba harcadılar ve harcamakta da devam ediyorlar. Hakan Güven, Vedat Çuhadar, Mahir İpek, bunlar çok özen gösteriyorlar. Ama hepimizin sorumluluğu, onların da şimdiki yönetiminde, geçmiş yönetiminde hala bu binanın, bu müze gibi, bu her oradan geçmiş, ben yanılmıyorsam 2000'e aşkın oyuncu var, oyuncu değil pardon, sahne emekçisi var. Bu 2000 kişinin nefesi soluğu orada saklı. Bu tarihi yapıyı nasıl koruyamadık? Evet. Burada seyirciye de aslında bence biraz sorumluluk düşüyor. Seyircinin belki de Ankara Sanat Tiyatrosu'na daha çok sahip çıkması gerekiyordu. Ankaralıların daha çok sahip çıkması gerekiyordu. Evet. Belki ama... Yani ben hali hazırda Ankara'da yaşamadığım için çok bilemiyor olabilirim ama Şebnem abla daha iyi bilecektir. Kızılay biraz evet geri planda kaldı. Ankaralı daha dönüştü. Dinamik evet. Olarak başka bir hal aldı Kızılay semt olarak. Başka bir hal aldı. Evet yani, ama Mansur Yavaş bunu düzeltebilir değil mi ablacığım? Yani ben öyle düşünüyorum. Ben evet, çok umutluyum. Evet evet. Gerçekten tabii ki biz keşke böyle gündeme gelmeseydi ama şu anda da bu çaba içerisinde olmaları, gerçekten salonu yaşatmak için, Aslı yaşatmak için bu çaba içerisinde olmaları da büyük bir şey. Gerçekten birçok tiyatro salonunun ya da gerçekten birçok tiyatro kurumunun kapandığını da gördük. En azından Ankaralılar biraz İstanbullulara göre şanslı. İstanbul'da şu anda hemen hemen her gün bir özel tiyatro kapılarını kapatmak zorunda kalıyor. Pandemiyle birlikte yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle. Tabii aynen. Öyle. Yani şu anda çok zorluk yaşıyor gerçekten. Yani Ankara'da diğer özel tiyatroda şu anda özel tiyatro sahibi, orada çalışan arkadaşlarım biliyorum. Geçen yıl biz yaptık özel tiyatro. Yani pandemi öncesiydi zaten. Biraz öncesiydi. O kadar zor ki artık. O kadar zor ki. Tüm bu zorluklarla baş ederken yani artık salon derdi, vergi derdi, birikmişler derdi. Bütün bunlar
bir darbe, sanat darbe, insanlara darbe. Çok üzücü, çok yıkıcı, paralayıcı. Yani sesimizi daha kime duyuralım, nereye duyuralım? Peki, ben size çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Aslında gerçekten bu tepkilere baktığımız zaman hem seyirci yönünden hem de aslında bir şekilde yolu geçenler, aslında sizler gibi değerli sanatçılar gerçekten aslında sahip çıktılar ve astın kapanmaması için seslerini yükselttiler, bir bilinç oluşturdular. Bunun için de sizlere çok çok teşekkür ederiz. Biz de takipçisi olacağız. Biz çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi bu çok incelik. Sizin bu duyarlılığınıza çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte yine o salonda oyunlar izleyebiliriz. Yine marşlarımızı söyleyebiliriz. Yine umuttan yana ellerimizi kaldırıp kuvvetlice alkışlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Şebnem ablanın dediği gibi yine orada olmak çok kıymetli olur. Bunu yapalım, nesillere aktaralım lütfen. Yani bunu, bu bizim görevimiz aslında. Çok teşekkürler. Doğru. Sağ olun.